Ne oldu? Daha kuyruk acın geçmedi mi Yıldız Hanım? Kızlar, ne işiniz var sizin burada? Vallahi babacığım sürpriz yapalım dedik ama kavganız böyleyse gidelim. Gidin. Ne oldu? Kim kızdırdı seni yine? Kim olacak? Yıldız ablandır tabii ki. Yıldız diye biri yok. Adını anmayacaksınız bundan sonra. Duydunuz mu? Duyduk babacığım. Peki, Sarı abla diyebiliyor muyuz? Das geçtin abla. Değil abla. Dalga geçmeyin. Bu sefer gerçekten bitti. Aa, sen ciddi misin baba ya? Sence? Aman! Hey, dert ettiğin şeye bak. İki güne kalmaz barışırsınız. Yani bence de zaten ilkokul çocukları gibi birbirinizin böyle saçını çeke çeke aşk yaşıyorsunuz. Ama hata bende. Ben tepeme çıkardım onu. Ay ne oldu? Ne yaptı da seni bu kadar sinirlendirdi Yıldız abla? Hiçbir erkekten, özellikle de benim gibi bir erkekten istenmeyecek bir şey istedi. Ay yoksa düz şakamdan falan mı dedi Allah korusun? Yok yok, çiçek istemiştir. Bence diz çöküp şiir okumasını falan istedi. Oturun yerinize. Şey baba ya, ne olduğunu anlatır mısın artık? Anlatamam. Ben gidiyorum, kafamı dinleyeceğim. Tamam, beraber gidip dinleyelim. Hayır, kızım, siz yıldızcısınız. Siz benim bilincimin altını karıştırıyorsunuz. Ben yıldızcı değilim, vallahi değilim. Ya ben öyle şeyler yapmam, ben geleyim o yüzden. Sen de fırsattan istifade ananı mı kaktıracaksın bana? Hayır dert ya, ben artık çok dışarıcı halde gibiyim. Böyle herkese uyuyorum, tarafsız tarafa geçtim. Babacığım, ben direkt senin tarafındayım, o yüzden ben geliyorum. Ben de. Kızlar. Yalnız kalmak istiyorum. Anladınız mı? Yalnız. Siz de bundan sonra ne o kırmızı kafayla ne de herhangi bir kadıoğluyla görüşmeyeceksiniz. Hiçbir kadıoğluyla mı? Hiçbir kadıoğluyla. İki tanecik istisna da mı olamaz? Hayır, olamaz efendim. O kadıoğullarının orta dünya sakinleriyle de görüşmeyeceksiniz. Ne Frodo'yla ne de Legolas'la. Ama baba ya! Ama baba deme bana! Görüşmeyeceksiniz. Dediysem görüşmeyeceksiniz. Kalk oradan. İyi. Ömer'le ilgili bir şey demedi en azından. Abla ya boşuna uğraşma. Babam gitti, evde değil. Ne? Nereye gitti? İstanbul'a demeyin, yamuldurum. Sanmıyorum. Çıkarken bavulu falan almadı yanına. Yani evet, kafasını dinlemek istiyormuş. Peki sinirli miydi çok? Yani pek değildi. Sonuçta hiç sandalye kırmadı. Keşke kıraydı. Adamın yüreği kırılmış. Yıldız sandalye kırsa ne ki? Yavrum, kızım, yani siz de babanızı niye yalnız bıraktınız ya? Ya biz gelelim dedik de istemedi ki bizi. Bu sefer hem çok kızgın hem de çok kırgındı. Geldiğimizden beri babamın her halini gördüm. Ama ilk defa bu kadar üzgün görüyorum babamı. Görüyor musun Yıldız? Adam ne kadar üzüldüyse kızların yanında ağlamamak için kendini dışarılara vurmuş. Gerçekten Yıldız abla ya. Babamla aranızda ne oldu? Babam da anlatmadı hiçbir şey. Yıldız, sen bilirsin. Buraları en yakın ağlama noktası neresi? Ağlama kayası. Ağlama kayası mı? Ay orası neresi ya? Orada biz de gideriz. Ya son burnumda. İyi o zaman. Hadi hemen gidelim. Hatta hep beraber gidelim. Evet, bence de. Yürüyün hadi. Sen gelme, otur yerine. Bu küslükten anana pay çıkarmana göz yumamam. Fırsatçı kenafir senin. Kenafir olabilirim ama asla bir fırsatçı değilim. Bu yüzden ben de geleceğim. Kimse gelmesin. Ben tek başıma gideceğim. Yıldız, bu sefer kırıp dökmeyeceksin değil mi? Yok yenge. Ben bozdum. Ben tamir edeceğim. O zaman gidebilirsin. İşte bu be.
Aşkına sahip çıkan Karadeniz kadını. Neyi yetiştirdin? Helal olsun sana. Almışlar yok. Bravo! 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 Bravo Yıldız abla. Yürü be. Mutluluktan çok fena oldum ya. Başım dönüyor, kafam dönüyor. Şey ister misin? Evet. Limonlu su ver bari yetti. Nef. Ya sen beni çiçeklerle mi karşılıyorsun Şapşik? Mine, geleceğini söylememiştin. İşte ben de onu diyorum. Kimden öğrendin geleceğim? Ha. Bu çiçekler benim değil galiba. Benim çıkmam gerek. Sonra konuşalım, olur mu? Ne sonrası ya? Ne konuşması? Pardon? Mine, lütfen. Sonra konuşalım. Bir dakika ya, bir dakika. Sen bu çiçekleri kime aldığını söylemeyecek misin? Peki sen bana hiç güvenmeyecek misin? Şu anki konumuzun bununla hiçbir şekilde alakası yok tatlım. Sana bir soru sordum. Cevap bekliyorum. Cevap bekliyorsun. Öyle mi? O halde cevaplayayım küçük hanım. Bu çiçekleri hayatta en sevdiğim kişiye aldım. Ne? Kim? Emin? Emin sen ne diyorsun? Mine, lütfen. Bunları konuşmanın hiç sırası değil. Sadece bugünlüğüne beni kendime bırak. Anlaştık mı? Ne olmuş bugüne ya? Ne olmuş? Ya bu çiçekleri kime aldığını söylersin ya da seni terk ederim. Duydun mu? Sonra Mine. Sonra. Sonra ya? Mine hiç sonra denir mi? Ya şimdi ya da hiçbir zaman. Yürü kızım. Ya sen daha bana bir kere çiçek almadın ya, bir kere. Ama o kızın kim olduğunu bir öğreneyim. Yedireceğim o çiçekleri size. Kimseye veremesin diyor. Olur. Ne yapıyorsun? Önüne bakar mısın? Asıl sen önüne... Şey, biz daha önce tanışmış mıydık? Çok güzel kokusunuz. Ne? Hadi be oradan. Tam yarması seni. Ne yapıyor bu ya? Ya pişman oldu da çiçekleri iade mi ediyor acaba? Götürüyorsun. Her adımında ölüme biraz daha yaklaşıyorsun Legolas efendi. Bakalım elfler ölümlü müymüş, ölümsüz müymüş? Dumbbell'lar altında kal inşallah şöyle. Pilates topu suratına, şırtan suratına çarpsın da ağzın yüzün yamulsun inşallah. Ah. Nerede o? Ay çok uzakta ya. Nasıl gideceğim ben oraya şimdi? Ah, oh, 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 oh. Hadi kızım. Bir kere de. Bir, iki, üç. Ah! Oh!
olsa bizim deli aşıklardan haber mi var? Biz de sana onu soracaktık ama sen de bilmiyorsun anlaşılan. Ne yaptılar acaba? Vallahi benim gülüm bu sefer işler biraz karışık. Ben bir müdahalede bulunacağım. Düşünüyorum. Nahide yenge bari sen anlat ne oluyor Allah aşkına ya? Ne geçti aralarında? Ne istedi Yıldız abla babamdan? Yıldız babanızın canını istese daha iyiydi. Ben size o kadar diyeyim kızım. Hayda! Ya siz bizi delirtmek mi istiyorsunuz? Söylesenize ne olduğunu. Anladım gülüm anladım. Emme ben şu anda... Dinleniyorum. Dinleme saatindeyim. Az önce üstümden bir tır geçti de. Tır mı? Nahide yenge sen neredesin? Konuşuruz canım. Konuşuruz gülüm. Hadi bakalım öpüyorum gül yanaklarınızdan. Tamam. Hadi bay. Ya çok uzaklaşmışım kanepeden. Nasıl gideceğim oraya kadar? Nereye gidiyor? Doğdun anne. Bak. En sevdiğin çiçekleri getirdim sana. Papatya almayı unutmuşum. Son anda geldi aklıma. Papatyasız doğum günüm olur dedim. Sen de beni sarı papatya diye severdin zaten. Babam da sana kızardı. Erkek adamdan sarı papatyan mı olur be derdi. Sen de olsun. O benim sarı papatyam derdin. Sarı papatya oğlum büyüdü anne. Legolas oldu. Siz gittiğinizden beri... belki ilk defa bu kadar iyiyim biliyor musun? Etrafımda... seven çok insan var. Hatta biri de burada şu an biliyor musun? Tanıştırayım mı seni? Ne dersin? Tanıştırayım. Gel. Annemle tanıştırayım seni. Sevdiğin gibi değil mi anne? Tam bir kara böcük. Ufacık, tefecik. Sen merak etme Zeliha teyze. Oğlun emin ellerde. Tamam, senin kadar çok sevemeyebilirim. Ama ben de onu çok seviyorum. Ve sana çok teşekkür ederim. Dünyanın en güzel kalpli evladımı yetiştirmişsin. Ya ben artık gerçekten kafayı yiyeceğim. Bu Yıldız babamı bu kadar kıracak ne istemiş olabilir ki? Vallahi benim de hiçbir fikrim yok. Ama Yıldız bayağı kararlı gitti. Kesin alacak babamın gönlünü ya. Mine? Nereye kayboldun sen? Anlatırım ya sonra. Boş verin. Asıl siz ne yaptınız?
Yıldız babamı tamir edebildi mi? Yani biz de hiçbir şey bilmiyoruz ki. Hiç kimse hiçbir şey anlatmıyor. Nahide abla da bir şey bilmiyormuş. Ama ben Yıldız ablaya çok güveniyorum. Bence onlar barıştılar. Hatta şimdi yola çıktılar bile. Ha, bakın gördünüz mü? Geldiler işte. Ben de. Anne. Mineciğim. Ne oldu? Beni görmeyi beklemiyordun değil mi? Yani. Dedenizde kaldığınızı sanıyordum. Biz babamızı görmeye geldik de. Sen neden geldin? Belli ki haberi almış. Ama boşuna gelmişsin anneciğim. Çünkü babam evde değil. Tamam, ben beklerim. Hem biz de biraz kız kıza sohbet etmiş oluruz. Aa anneciğim. Yoksa babamın aşk yarısını sarmaya mı geldin? Amacın puan toplamak mı? Ne saçmalıyorsunuz siz Allah aşkına? 20 yıllık kocamla sohbet etmeye gelmiş olamaz mıyım? Olamazsın tabii. Neyse anne, babamın senin tesellini ihtiyacı yok. Yıldız abla çoktan gönlünü almaya gitti bile. Gökçe'cim, peki senin ne işin var burada? Niye anne? Ben buraya babamın evine gelemez miyim? Tabii ki gelebilirsin. Ama ben seni benim yanımdasın sanıyordum. Ben artık kimsenin yanında değilim. Çünkü artık daha fazla kullanılmak istemiyorum. O da ne demekmiş öyle? Yalan mı anne? Sen Yıldız'la babamın arasını bozmak için beni kullanmadın mı? Sen bunu kullanmak mı diyorsun Gökçe'cim? O zaman beni iyi dinleyin kızlar. Ben babanızla boşanmamak ve bu aileyi kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Ve bundan da utanacak falan değil. Utanmadığını biliyoruz zaten. Aylar önce kanıtladın ya bunu. İstersen tekrardan ayrıntılara girmeyeyim ben. Feride. Haddini bil. Annenle konuşuyorsun. Aa tabii ki de haddimizi bilelim. Ablacığım ayıp ediyorsun yani. Alt tarafı annemiz aylar öncesinde başka bir adam için bizi terk edip gitmiş. Aylar sonrasında da karşımıza geçmiş. Excuse me deyip yaptıklarını unutmamız bekliyor. Ne kadar doğal değil mi ya? Siz benim yaşadıklarımı kolay mı zannediyorsunuz? Umarım hayatınız boyunca bir gün bile benim yaşadıklarımı yaşamak zorunda kalmazsınız. Benim çektiğim vicdan azabını asla çekmezsiniz. Bak anneciğim. Ben senin ne kadar üzgün olduğunu, ne kadar pişman olduğunu çok iyi biliyorum. Ama artık ne yapacaksan tek başına yap. Bizi alet etme lütfen. Hoşça kalın kızlar. Çıktınız ya. Baskın basanındır dedik ve biz de çıktık geldik. E ne iyi ettiniz, hoş geldiniz. Zaten sahnenin seyircisi olmadan tadı çıkmıyor ki. Selam gençler. Oo abi hoş geldin ya. Hoş buldum Osman. Hayırdır, bizim sahneyi şenlendirmeye mi geldin? Vallahi ben değil, patron şenlendirmek istiyor. Kadın bir solist arıyormuş. Kadın mı? Kadın mı? Ne alakası var ya? Bu bir konsept bir kere, tamam mı? Dört tane saperkik bir araya gelirler ve bir Anadolu rock grubu kurarlar, bu kadar basit yani. E patron da bunu söylüyor zaten. Böyle sap sap takılmasınlar diyor. Katiyen izin vermiyorum. Ya kızlar bir celallenmeyin. Patronun bir bildiği vardır illaki. Tabii canım. Hem kadın sesi de gruba güzel bir renk verir. Bence isabetli bir karar. Yani Mineciğim yapacak bir şey yok. Patron isteği emirdir biliyorsun. Madem buna mecbursunuz, o zaman sizin solistiniz ben olurum.
Ben de olurum. Kızlar saçmalamayın. Yani belli ki profesyonel birilerini arıyorlar. Hani sırf zenginliğinizi kıskanıyorsunuz diye olacak şey mi Allah aşkına ya? Neden bahsediyorsun sen ya? Ne kıskanması? Bizim sistalarımızla hep yaptığımız şey bu. Değil mi kızlar? Siz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Gökte yıldız aymasını biliyor musunuz? Onu çalalım o zaman. Son, iki, üç, dört. Helal vallahi ya. Ben bu kadar beklemiyordum yine. Ya siz asıl benim çimen gözüme bakın ya. Ya senin su gibi sesin vardı. Niye çimen şarkı söylemedin? Sen de popstar olduğunu gizlemiştin. Ödeşmiş olduk. İyi hadi öyle olsun bakalım. Kızlar harikaydınız. Ağzınıza sağlık. Gökçe, sen bizimle şarkı söylemeyi ister misin gerçekten? Bu bir teklif mi? Eğer kabul edersen. bu gruba için çok afilede bir isim bulmamız lazım. Çok doğru söyledin Bacanak. Şey olsun. Hırçın mezgitler. O ne ya öyle fıkra gibi? Anlamlı bir şey bulmamız lazım. Son feci mezgitler. şey olsun bir dakika. Dilimin ucundaki hamsiler. Ne oldu siz acıktınız mı balık diye tutturuyorsunuz? Balık haline söylemeyeceksiniz herhalde. Bütün orduya söyleyeceksiniz. Aynen. Bütün orduya hitap eden bir şey olması lazım. Mezgit, hamsi. Zaten bunların hepsi orduya hitap ediyor. Çok güzel bunlar ya. Öyle değil ya. Yani anlamlı bir şey. Kotyora mesela. Aa evet aşkım. Ordunun eski adı değil mi o zaten? Vallahi Kotyora çok iyi ya. Süper vallahi. Vallahi helal olsun sana Antepli bacanak. Sen bizden daha ordulu oldun he. Hanım köylü diyelim. Şimdi senin bir müzik kabiliyetin falan filan yok mu ya? Seni de alalım gruba. Yok, benim görevim başka. Bundan sonra her türlü finansal ve lojistik desteğimle grup Kotyora'nın prodüktörüyüm. Vay be, aa bacanağa bak sen. Helal olsun ha. Vallahi helal olsun sana bacanak, aslan bacanak. Yürü be küçük ha. Abi, hadi arkadaşlar o zaman yeni patronumuza bir konser vermek mi? Evet. Hadi. Ne oluyor be? Niye geldiniz siz? Ben kafamı dinlemek istiyorum demedim mi size? Yok efendim öyle tek başına kalmak, kafa dinlemek falan. Evet ya, biz öyle babanın evini atıp tek başına takılamazsın buralarda. Sen nereye, biz oraya. Sen hayırdır ya? Sen niye terk ettin şimdi? Anan İstanbul'a mı döndü? Hayır dert ya. Kaç kere anlatacağım? Ben artık tarafsızım. İyi olan kazansın dedim ve çekildim aranızdan. Tamam o zaman şu montu ver bana. Aferin. Ciddi mi bu kenafir? Hem de hiç olmadığı kadar. Vallahi Yıldız ablanın ışıkları da yanıyordu. Siz barıştınız mı? Evet. Hiç Yıldız
ağzımda söz kokusu almıyorum. Barışmamışlar. Ben size bu sabah onun adını anmayı yasaklamadım mı? Bana bakın, çok ciddiyim. Eğer o ismi lazım değilin adını bir daha anarsanız çok fiş bozuşuruz. Anlaşılan sular durulmamış. Hiç mi? Cıkka da bile mi? Mine, uzatma. Babacığım aslında sen uzatmıyor musun biraz? Bu kadar tavır alacağın ne yapmış olabilir ki? Onun seni ne kadar çok sevdiğini hepimiz biliyoruz. Yani ben bile inkar edemem aşkını. Siz öyle sanın. Hepimizi kandırmış o kırmızı kafalı. Meğer aşkından değil, intikam ateşiyle yanıp tutuşuyormuş. Ne? Nereden çıkardın ki şimdi bunu? Ya ne oldu bir anlatsana. Ne olduysa oldu be. Siz bilmeniz gereken kadarını bilin yeter. Gerisine burnunuzu sokmayın. Vallahi babacığım hiç kusura bakma. Ben öyle yargısız infaz yapamam. Gidip konuşacağım Yıldız ablayla. Ben de geliyorum. Ben de. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Oturun oturduğunuz yere. Yo gidiyoruz. Eğer senin söylediğin kadar kötü bir şey yapmışsa bize de hesap verecek. İyi gidin. Gidin de ağzınızın payını alın. Hadi. Gerçekten kötü bir şey yapmamıştır değil mi? Sanmıyorum ama anlarız şimdi. Hiçbir canlı benim babamı üzemez. Ben ki... Ay! Bugüne bugün babamın arkasından iş çevirdi diye anneme res çekmiş insanım. Tamam. Hey yavrum hey! Aman tamam Gökçe'cim en babacı sensin. Ama sakin ol biraz tamam. He, niye geldiniz? Babanız da bu sefer sizi mi yolladı odun isteme? Ne? Diyorum ki eğer sizi illa ısıtmak istiyse kendini çekinmeden yakabilir. Şükür abi çekil ya. Hop nereye geliyorsunuz la? Laf dinlemediler, daldılar içeri Yıldız abla. E dalsınlar Şükrü. Benim derdim kızlarla değil, babalarıyla. Babamızla mı? Ya sen daha öğlen özür dilemeye gelmedin mi? Şimdi ne oldu? O vakitti. Şimdi bu vakit oldu. La Yıldız ablam size mi hesap verecek? Haydin eviniz haydin. Haydin yürü. Sen bizi kovuyor musun gerçekten şu an? Ayıp değil mi ya? Değil. Yıldız abla biz seninle böyle kız kıza konuşabilir miyiz? Konuşamazsınız. Çünkü yeniden harf ilan edildi. Komutanımı yalnız bırakamam. Şükrü. Madem senin komutanım sağa emrediyorum. Sen dışarı çıkacaksın. Ben kızlarla baş başa kalacağım. Olmaz. Bir askerin yeri komutanının yanıdır. Doğru yalnız. Sen komutanına karşı mı geliyorsun Şükrü? Haydi çık dışarı. Emrediyorsun komutanım. İntikamınız da acı olacaksın. Kızlar çay. Limonlu. Hey, kız sizde bu höpürdetme işi genetik herhalde. İyi, diyeyim bakayım bana. Nasıl yardımcı olabilirim size? Vallahi Yıldız ablacığım, aslında biz sana nasıl yardımcı olabiliriz? Yani biz kızlarla bunu sormaya geldik. Neden kavga ettiniz babamla? Hı? Ne yaptın da küstürdün adamı kendine? Ben bir şey yapmadım. Ne yaptıysa o küs babaz yaptı bana. O yüzden mi öğlen özür dilemeye eve geldin? Sonra da peşinden Yason'a gittin. Ben bozdum, ben tamir edeceğim diye. Tamam. Bir küçük bir şey yapmış olabilirim. Sadece küçük bir şey mi? Bir Karadeniz erkeğinin asla yapamayacağı bir şey istemiş olabilir misin babamdan? Siz bilir misiniz ya ne olduğunu? Daha ne beni kıstırıp duruyorsunuz? Bizim bildiğimiz bu. Gerisini sen anlatacaksın artık. Ay bilmece gibi ya. Beynim yandı. Neymiş bu Karadeniz erkeğinin asla yapamayacağı şey? Ay söyleyecek misin artık? Evet Yıldız abla. Seni dinliyoruz söyle. Ben... Evet, sen. Ben babaza dedim ki eğer şuradan bu kadar boşanmak istiyorsan gider onu seni aldattığı adam bulursun dedim. Ne? Senin ağzın ne konuşuyor Yıldız abla? Niye böyle bir şey istedin ki babamdan? Ne alaka ben bir bağlantı kuramadım. Çünkü annem boşanmak istemiyor. Boşanabilmeleri için babamın annemin onu aldattığını kanıtlaması lazım. Değil mi Yıldız abla? Ben seni anlıyorum Yıldız abla. Evli bir adamla bir ilişki yaşamak istemiyorsun. Ama nasıl bu kadar yok sayarsın babamın gururunu? Ya benim gururum ne olacaktı Feride? Kuzeyim beni bırakıp kaçtığı kadınla ben kaç defa yüz göz olmadım mı? İyi de ikisi aynı şey değil ki. O kadın sana geldi, sen o kadına gitmedin.
Aynı şey Gökçe. Ben nasıl onun için buna katlandıysam o da benim için katlanacaktı. Hadi katlanamadım madem en azından niyetimi anlasaydı da ondan intikam almakla suçlamasaydı beni. Çok da haksız sayılmaz aslında. Babamın yerinde kim olsa aynı şeyi düşünmez miydi? Ne bileyim ben. Ben babanın yerine birini koymayı düşünebilseydim 20 yıl onun yolunu beklemezdim herhalde. Sana tek bir şey soracağım. Babamı böyle bir şeyle sınadığın için pişman mısın? Değilim. Herkes er ya da geç kendi gerçekliğiyle yüzleşecekti zaten. Biliyorum sen gururundan böyle inat ediyorsun. Ama babamın da senden aşağı kalır yanı yok. O da en az senin kadar inatçı. O yüzden birinizden birinin geri adım atması lazım. O ben olmayacağım. Vallahi o zaman iki inatçı keçi masalındaki gibi böyle köprüden aşağı düşeceksiniz yine haberin olsun. Hah işte o zaman yazık olmayacak mı senin 20 yılına? Bak sen kendin söyledin. Onca yıl babamı beklemişsin. Şimdi bir inat uğruna bu aşkı kaybetmek yakışıyor mu bu aşka? Eğer ikiniz de inadınızı kırabilirseniz her zorluğun üstesinden gelirsiniz. Yıldız abla biz sizin aşkınıza çok inandık. Yani ne yalan söyleyeyim ben bile inandım. Vallahi mı? Vallahi. Yani böyle her şey çok güzel gidiyorken ne olur birazcık alttan alsan. E ama Kuzey benim artık aşkıma inanmıyor ki. Alttan alsam ne olacak? Neye yarayacak? Aa aşk olsun ya. Biz varız senin arkanda biz. Kuzey'in kızları. O iş bizde. Sen kendini bize bırak. Sözümüzden çıkma. Yeter. Size bırakayım da maskara olayım bu yaştan sonra öyle mi? Aa aşkım ayıp ediyorsun ama. Sen güvenmiyor musun bize? Tamam kız. Aa maskara olacaksam da sizin elinizden olayım. Tamam haydi. Ay ben seni yerim ya. Yani kendime inanamıyorum ama sanırım ben de yiyeceğim. Kız ben sizi çok seviyorum ha. Vallahi aa, kendim doğursam bu kadar severmiş. Keşke ben doğuraydım sizi. Buzlarım benim. İnşallah babamdır. Babamdır, babamdır. Geldim dert. Dert değil Gökçe'cim. Mam. Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Oo. Bütün kızlarım buradayım. Sizin ne işiniz var kızlar burada? Onlar benim misafirlerim. Asıl senin ne işin var burada? Taziyelerimi sunmaya geldim. Af buyur. Sonunda Kuzey'den ayrılmış. 20 yıllık aşkını kalbine gömmüşsün ya onu diyorum. Yanlış anlamışsın. Ben ne Kuzey'den ne de aşkımdan vazgeçmedim. Vazgeçen, terk eden biri varsa o da sensin. Ben değilim. Sen gerçeklerle yüzleşemiyor, kabullenemiyorsun değil mi? Farkında değil misin? Kuzey ben geldikten sonra geri vites yaptı. Şunu sakın unutma. Kuzey hala benim kocam. O yüzden bu saatten sonra kocamın ve kızlarımın etrafında dolanmanı istemiyorum. Şimdi pılını pırtını topla ve çek git buradan. Hayır anne. Yıldız abla hiçbir yere gitmiyor. Eğer gitmesi gereken biri varsa o da sensin. Nasılsa alışkınsın gitmeye. Koymaz sana. Evet. Duydun kızların sesini. Güle güle anne. Ne demişsin? Herkes er ya da geç kendi gerçekliğiyle yüzleşecek. Gerçeklerle yüzleşme vakti geldi.